Şimdi benim hatırladığım bazı böyle kafa karıştıran kelimeler. Az önce Medcezir'den bahsettik. Doğrusu Medcezir'dir dedik. Değil mi? Medcezir diye bir şey yoktur. Başka en çok karıştırabilecek kelimelerden biri kar topu dedik. Hem bitişik yazılıyor hem ayrı yazılıyor. Neden hocam? Aslında ayrı şeyler bunlar. Buradaki kar topu bildiğin kar topu. Diğerindeki kar topu, bitişik yazılan kar topu bir çiçek. Bir tür ağaç, budur bir ağaç. Onun çiçeğine kar topu diyorlar. Mesela şöyle bir hemen eğer internetimiz çekiyorsa şöyle hemen bir bakayım. Kar topu yazayım. Kar topu. Orada kara Bak, çiçeği. kar topu çiçeği çıktı. O yüzden dikkat Evet, etmek güzel benziyor lazım. işte. Kar topuna benziyor. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Tabii. Şunları şöyle kapatalım. Evet. Mesela başka sıkıntılı kelimelerden bahsedelim. Hocam, baş ağrısı. Böyle yazıyor, değil mi? Fakat böyle bir kelime de var. Baş ağrısı. Bu insan için kullanılıyor. Bırak o baş ağrısını ya. Genelde böyle yani vır vır konuşup insanın başını, kafasını ütüleyen tipler var ya. Yani sıkıntılı tipler, hastalıklı tiplere baş ağrısı deniyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Hocam, sağ kol. Gerçek anlamda ise böyle yazılır, değil mi? Sağ kolum ağrıyor. Fakat ben patronun sağ kolu oldum. Değil mi? Artık yardımcı anlamına geliyor ve bitişik yazıyor. 100 yıl. Asır anlamındaysa bitişik, değil mi? 15. yüzyıl gibi. Fakat sayı anlamındaysa bu binanın yapımı 100 yıl sürdü. Değil mi? Başka? Hocam, bugün kelimesi. Bu da var. Ne bu günlük? Bu da var. Bugün kelimesi içinde olduğumuz 24 saatlik dilimi ifade eder, değil mi? Bugün evden çıkmadım. Fakat şöyle, senin doğduğun bugün ne güzel bir gün. Yani yıllar önce doğduğun günün tekrarı, gün doğumu, doğum günü anlamında, oluş günü anlamında kullanılıyor. O yüzden ona dikkat etmek gerekiyor. Başka ne var? Laboratuvar dedik. Laboratuvar yazılıyor. Laboratuvar yazılıyor. Konservatuvar yazılıyor dedik. Yoksa söylemiş. Evet hocam, bir de aksesuar vardı. Orada V yoktu. Aksesuar demiştik. Hocam, aklı selim kelimesi şöyle yazılıyor. Aklı selim. Hoş sohbet bitişik yazılıyor. Hoş sohbet bitişik yazılıyor. Başka böyle kafa karıştırıcı kelime diye bakacak olursak mesela tezkere diye bir şey var. Bir de tezkere diye bir şey var. Tezkere askerliğin bitiş belgesi, tezkere meclis kararı. Dikkat etmek lazım ona. Başka ne var hocam? Böyle kafanızı karıştıran, böyle yavaş yavaş sorularda karşımıza gelen kelimelere doğru evrilelim. Mesela kapşon kelimesinin doğru yazılışı kapüşondur. Mesela sonu yenle biten iki tane kelime var. Veje, et yemeyenler. Vejetaryen. İşte yanlış. Vejetaryendir. Teryan değil. Vejetaryen. Normal doğum var bir de. Sezaryen var. Sezaryen değil. Sezaryen var, değil mi? Hocam, metot diye yazılır. Metod diye yazılmaz. Tehdit diye yazılır. Tehdit diye yazılmaz. Başka? Provokasyon diye bir kelime var, değil mi? Yani olay çıkarmak anlamında. Provokasyon. Kesinlikle hocam o kelimeyi kullanmıyorsun direkt. Hiç beni olmasın. Provokasyon olur mu, kullanılır? Provokasyon. Mesela Haberi de diyoruz yani. kumidin değil, komodin. Tazikli su değil, tazyikli. Değil mi? Sömestir diye yazılıyor. Sömestr diyoruz. Sömestir değil, sömestir diye yazılıyor. Başka hocam, böyle kafamızı karıştıracak kelimelerden. Mesela yabancı kelimeler Türkçe'ye alınırken genelde arada ı olmaz. Ama benim tespit ettiğim birkaç kelime var. Hocam, mesela kılavuz kelimesinde ı var. Değil mi? Kılavuz.
Tıraş kelimesinde ı var. Başka? Eskiden yok ya. Var. Gardırop kelimesinde ı var. Başka? Trabzan. Merdiven kol kulu anlamına. Trabzon değil. Trabzan. Başka? Tıraşta kılavuzda yoktu sanki. Var var. Kılavuzda nasıl değişiyor tabii ya. Var var var. Trabzan. Ha, treni ve duru tren. Bir de tiraj var. Gazete ve dergilerin satış adedi anlamındaki tiraj. Hocam sağanak yağmur diye bir şey yok ha. Sağanaktır o. Sağanak değil. Sağanak. Antarktika diye bir kıta yok mu? Var. Onun yazılışı nasıl? Antarktika. Evet. Antarktika değil. Antarktika diye yazılıyor. Ona dikkat etmek lazım. Mesela dinozor değil. Dinozor. Dino. Bunu değiştiriyorlar. Dinozor. Başka ne var? Mesela karşımıza çıkıp canımızı sıkacak kelimelerden. Karnabahar mı? Karnıbahar mı? Karnabahar değil. Karnadır. Karnabahar. Burası değişiyor. Karnabahar. Başka ne var? Mesela. Maydanoz. Bu maydanoz. Maydanoz. Z. Değil mi? Maydanoz. Egzoz. Özellikle. Değil mi? Egzoz. Başka ne vardı? Fasulye mi? Fasulye mi? Fasulye. Fasulye. U'dur. Fasulye değil. Fasulye. Fasulye. Evet evet. Eşkıya. Nasıl yazılır? Eşkıya. Eşkıya. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Eşkıyadır değil mi? Başka hocam böyle kafa karıştıracak kelimelerden ne hatırlayabiliriz? Diyorum mesela bağ bozumu çıkabiliyor denemelerde. Ayrı yazılıyor. Bağ bozumu üzümleri toplandığı mevsimin ya da dönemin adı. Başka. Direkt eve gitmiyorsun. Direkt eve gidiyorsun. Rastgele değil. Rastgele. Değil mi? Şalter. Şartel değil. Şalter diye yazılıyor. Başka ne yazılıyor? Bizim internette şunu karıştırıyor. Şarj diye yazılıyor. Şarj doğru. Bize insan söylemiyor. Şarj. Şarj. Bize de söylüyor. Eskiden unvandı artık ne oldu? Ünvan. Ünvan oldu. Eskiden çiğ börekti artık. Çiğ börek oldu gibi bazı kelimeler var karşımıza çıkabilecek. Evet. Yazım bilgisi bu kadar. Geriye kalan artık sorularla pekişecek.